dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden birisi de muhalefetin bu zehirli söylemleridir dedi. Muhalefetin zehirli dili diye hangi muhalefeti kastettiğini bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Bütün olarak muhalefet deyip de bir genelleme yapmak durumunda değil, net söylesin. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Ama dün yaşanan olaylar ve Türkiye'deki sığınmacı sorunu varsa ben iktidar sorumludur dediğimde herhalde Sayın Erdoğan ben değil diğer iktidar odakları diyemeyecek. Ne diyor? Her şeyin sorumlusu benim ben diyor. O zaman bunun da sorumlusu sensin. Türkiye'de resmi rakamlara göre 4.6 milyon, yaygın kanıya göre 10 milyona yaklaşan aşan sığınmacı sorunu varsa tek sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıllardır yaptığı kötü dış politikadır. Ama gün Özgür Özel'le Erdoğan'ın kavga günü değil, Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür. Başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek. Aksi takdirde dün yaşadığımız gibi olaylar ve devamındaki sosyal patlamalar olur. Sorumluluğumuz gereği bir daha söylüyorum. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Bir takım manipülatif haberler oluyor. Bir takım çok can yakan işler oluyor. Ama bizim adımıza silahı taşıyan polistir, jandarmadır. Bizim adımıza cezayı verecek olan hakimdir. Cezanın çekileceği yer cezaevidir. Cezayı kendin vermeye çalışırsan, polisin, jandarmanın yerine güç kullanmaya çalışırken haklıyken haksız duruma düşülür. O yangınlarda çok suçsuz insanlar ölebilir. Küçücük çocuklar, sabiler ölebilir. O yüzden dün sabaha kadar gözümüze uyku girmedi, yüreğimiz ağzımızda, telefonun ucunda Kayseri takip ettik. Bu tip olayların olmaması lazım ama bu olayların olmaması için de bir an önce bu sığınmacı sorunun çözülmesi lazım. Çözümün adresi bellidir, şifresi bellidir. İkimiz de birer koltuğunda oturuyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığındayım. Siz Cumhurbaşkanlığı, o koltukların ilk sahibi bize formülü söylemiş. Yurtta barış, dünyada barış. Nokta. Komşularla sorunlar giderilecek, evli evine, yerli yerine gidecek. Bunun için de bütün dünya ve Avrupa seferber edilecek.